Vahide Perçin, tiyatro, film ve dizi oyuncusudur. 13 Haziran 1965 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu. Daha sonra iktisat fakültesine girdi ama aklı oyunculuktaydı. Sınavlarına girdiği 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünü kazandı. 1992 yılında okul birincisi olarak bitirdiği tiyatro bölümünde, en büyük desteği hocası Özdemir Nutku'dan gördü. Okuldan mezun olunca Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gitti. 2003'te yayımlanmaya başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolüyle televizyon dünyasına adım attı. Daha sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rolüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da ilk aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Kariyeri boyunca Anlat İstanbul, Kapı, Ayhan Hanım, Zefir, Devrim Arabaları, İyi Seneler Londra gibi pek çok filmde oynadı. 2007-2009 yılları arasında yayımlanan Annem adlı dizide Zeynep İlmez karakterini canlandırdı. 2011'den itibaren adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu. Ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı. 2012'de Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Kerem Cem ile birlikte Doktor Deniz Korel rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırdı. 2016 yılında Göç Zamanı dizisinde Cennet, 2016-2017 yılları arasında Anne dizisinde Gönül Aslan, 2018-2020 yılları arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterlerini canlandırarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü. Pek çok tiyatro oyununda sahne alan sanatçı, yer aldığı projelerde gösterdiği başarılı performansları nedeniyle pek çok ödüle layık görüldü. Usta oyuncu şimdilerde ise ATV dizisi olan Aldatmak dizisinde başrolde Güzide Yenersoy karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca 2009'da kurduğu Akademi 35.5 Sanat Evi'nde halen oyunculuk ile ilgili eğitimler vermektedir. Vahide Perçin 1991'de Ankara Sanat Tiyatrosu oyuncusu Altan Gördüm ile evlendi ve eşinin soyadını aldı. 1994'te kızları Alize dünyaya geldi. 2011'de meme kanserine yakalandı ve tedavi gördü. 2013 yılında eşinden ayrıldı. Vahide Perçin, İkizler Burcu'ndandır, 1.78 metre boyundadır ve 65 kilodur. Bilindiği kadarıyla sosyal medyayı kullanmamaktadır. Sosyal medyada Vahide Perçin adına açılmış pek çok hayran sayfası bulunmaktadır.